Hint coğrafyasının 20. yüzyılda yetiştirdiği büyük İslam alemi, İslami hareket önderi, fikir ve aksiyon adamı, davetçi, eğitimci, edebiyatçı Üstad Ebu'l-Hasan en-Nedvi, 1914 yılında peygamber soyundan Seyyid bir ailenin evladı olarak Hindistan'da dünyaya geldi. Genç yaşta ileri derecede Arapça, Farsça ve İngilizcenin yanı sıra bütün İslami ilimleri tahsil etti. Bu arada üniversitede Arap dili ve edebiyatı okudu. Öğrenci olarak girdiği Hindistan'ın en prestijli eğitim kurumu olan Nedvetül Ulema'da 20 yaşına geldiğinde hocalık yapmaya başladı. Henüz 15 yaşındayken Lahor'da Pakistanlı büyük İslam şairi ve mütefekkiri Muhammed İkbal ile tanışması hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. İkbal'in entelektüel kişiliği ve güçlü şairliği Nedvi'nin önünde yeni ufuklar açmasına vesile oldu. 1941'de Mevdudi'nin davetiyle Cemaat-i İslami Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı. 1961 yılında Nedvetül Ulema'nın başkanlığına ve Darül Ulum'un rektörlüğüne getirildi. Nedvi, bir yandan ilmi çalışmalar yaparken, bir yandan da İslam dünyasında etkili olan pek çok teşkilatın kurulmasında aktif roller aldı. Rabıtatül Alemil İslami ve Center Islamik de Jenev başta olmak üzere pek çok kuruluşun başkanlığını yaptı. Ümmetin birliği, bütünlüğü ve yeniden dirilişi için çeşitli ülkelere seyahatler yaptı. Buralarda ümmetin meselelerine dair üst düzeyde görüşmeler, fikir alışverişlerinde bulundu, çok sayıda konferanslar verdi. Hilafetin merkezi olarak gördüğü İstanbul'a ve halifenin torunları olarak gördüğü Türk insanına karşı özel bir sevgisi, saygısı ve düşkünlüğü vardı. Hemen hemen İslami ilimlerin tüm sahalarında ve Müslümanların karşılaştığı tüm meselelere dair fikri alanda irili ufaklı 700'e yakın eser yazmış olan Nedvi'nin en tanınan eseri ise henüz 30 yaşındayken yazdığı Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti adlı eseridir. Bu kitabında bir zamanlar ilimde, fende, siyasette, ahlakta dünyaya model olan Müslümanların gerileme sebeplerini tahlil eden Nedvi, Müslümanların tarih sahnesinden çekilmeye başlamasıyla orantılı biçimde dünyada zulümlerin de arttığını ortaya koydu. Nedvi, eserinin devamında dünyanın yeniden huzur ve adalete kavuşması için Müslümanların içine düştüğü sorunları ve krizleri nasıl aşmaları ve yeniden dirilip ayağa kalkmak için neler yapmaları gerektiğini uzun uzun anlattı. Nedvi'nin bu eseri adeta 20. yüzyıl İslam aleminin klasik başucu eserlerinden biri haline geldi. Bir tebliğci ve eğitimci olarak ömrünü dindar, donanımlı, ahlaklı, idealist bir gençlik yetiştirmeye adayan ve gençlere sürekli tavsiyelerde bulunan Üstad Nedvi, bir tavsiyesinde şöyle söylüyordu. Kendinize dini, ahlaki, fikri ve terbiyevi yönden dikkat ediniz. Bu hususlara önem veriniz. Biz düzeldik mi, İslam alemi de düzelecektir. Parçalar düzelince toplulukların da düzelmesi mukadderdir. Bizzat yetiştirdiği binlerce öğrencinin yanı sıra, eserleri vasıtasıyla da tüm dünyada yüz binlerce gencin düşünce dünyasının oluşmasına rehberlik ederek onların da manevi hocası oldu. Nedvi, 20. yüzyılda dünyadaki İslami hareketleri fikirleriyle etkileyen önderlerden biriydi. Hep zahidane bir hayat yaşadı. Uluslararası konferanslara katıldığında bile kendisine sunulan lüks otellerde değil, öğrencilerinin evinde kalmayı tercih ederdi. Hindistan denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Üstad Nedvi, 1999 yılında
bir Ramazan ve Cuma günü rahmeti Rahman'a kavuştuk.